Ama dün çocuklar benim babalar günü kutladılar. Babam bana alsın, benim gibi bir evladı olduğu için. Çocuklarım bu şeyde babalar gününde benim babalar günümü kutlan. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bildiğiniz üzere malum babalar günü yaklaşıyor. Peki anneler gününün ne zaman olduğunu bildiğimiz kadar babalar günü de ne zaman biliyor muyuz? Halkımıza bunu soracağız. Hem de biliyorlarsa babalar günü için babalarına ne hediye almışlar, nasıl kutlama yapacaklar? Kendilerinden fikirleri öğreneceğiz. Bakalım cevaplar nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Babalar merhaba, babalar gününüz ne zaman biliyor musunuz? 11 Nisan. 11 Nisan babalar günü. Evet. Siz biliyor musunuz? Temmuz olması gerek. Nisan. Ben babam 11 Nisan'da tesbih aldım çünkü. Doğum günü olmuş olmasın o gün? Doğum günü 4 Ağustos. Emin misiniz? Hayır. Bu değil lan, sen bilirsin. Siz biliyor musunuz babalar günü ne zaman biliyor musunuz? Bence 23 Nisan. 23 Nisan mı? Evet, neden 23 Nisan çocuk bayramı değil mi? Ben karışmam. Nerede çıkacağız şimdi biz? Alıyorum buradan. Ellerinden öpüyorum nene, güle güle. Kolay gelsin. Babalar günü dün olması lazımdı, 14 Haziran. 14 Haziran mı? Dün 14'üydü. Evet, dün 14'üydü. Yani Haziran'ın ikinci haftası değil mi? 21 Haziran'dı. 21 Haziran'da mı? Evet. Yani karıştırdım. Ben de babayım ama karıştırdım. Ama dün çocuklar benim babalar günü kutladılar. Nasıl, erken mi kutlamış oluyorlar acaba? O zaman haftayı bir daha kutlasınlar. Hediye aldılarsa haftayı bir daha hediye alsınlar. Hediye isteyin. Almadılar, küçükler daha. Ha, öyle mi? Peki ne hediye almasını isterdiniz çocuklarınızın? Kendileri sağlıklı olsun yeterli benim için. Düşünmeleri de yeterli. Sağlıklı olmaları da yeterli. Başka bir şey istemiyoruz. Çok güzel. Peki siz babanıza hiç hediye aldınız babalar gününde? Aldım. Rahmetli babama hediye aldım. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Sizlere uzun ömürler versin. Ne hediye almıştınız? Saat almıştım. Kalem almıştım. Severdi kalemi, saati. Bir de düşünmek yeterli. Hani şimdi 70 yaşındaki adama hediye bir şey ifade etmiyordu. Gençliğin zamanlarında almıştım. Ama saat almıştım, kalem almıştım. Güzel. Bilmiyor musunuz? Bilmiyorum. Çocuklar hiç kutlamadı o zaman. Kutladı mı? Vallahi daha kutlamadılar. Kutlamadılar. O zaman buradan diyelim kutlasınlar. İnşallah. Tamam. Söyleyin kameraya. Siz de kutlasınlar, unutmasınlar bu babalar günü. Çocuklarım bu şeyde babalar gününde benim babalar günümü kutlan. Tamam. Biz sizin babalar gününüzü kutluyoruz efendim. Çok sağ olun. Bilmiyorum. Babanıza hediye almadınız mı? Babam bana alsın, benim gibi bir evladı olduğu için. Cidden. Öyle mi? Evet. Peki babanızı hediye almak isteseydiniz ne alırdınız? Ne alırdım? Ya ayakkabı falan olabilir. Yani. Çok düşündünüz. Hiç almadığım için olabilir mi acaba? Aman duymasın babanız, yazık değil mi ya? Duysun, sıkıntı değil. Ona da diyorum ya, zaten biliyor. Hadi kolay gelsin. Bu pazar olabilir mi? Bu pazar mı, önümüzdeki pazar mı? Önümüzdeki pazar. Daha sonra öbür haftaya pazar mı? Yok, önümüzdeki pazar. Hemen önümüzdeki pazar. Evet. Tamam. Peki babanıza hediye alacak mısınız ya da aldınız mı? Babama uzakta olduğu için alamıyorum maalesef. Burada olsa alırdım. Şey diyorsunuz. Sosyal mesafe, uzaktan telefonla kutlarım ben babacığım, babalar günü kutlu olsun diye. Geldiğinde de hediyesini alırsınız o zaman. Evet. Ne almayı düşünüyorsunuz? Vallahi konfeksiyonluya çalışıyorum ben, gömlek alırdım. Oo, hemen hazır orada alayım götüreyim, paketleyeyim. Hazır. Siz de çok fena çıktınız. Öyledir. Peki teşekkür ederiz. Şu an babalar günü tam bir bilgim yok. Ne bilmiyoruz. Anneler gününü biliyor musunuz? Valla en son askere gitmeden önce anneler günü hediye almıştım, şöyle büyük şatafatlı bir şey. O zaman anneler gününü biliyorsunuz, babalar günü bilmiyorsunuz. Aynen. Anne, o zaman siz anneye daha çok düşkünsünüz. Aynen, benim için olmazsa olmaz annedir. Biraz önce de aynı şey oldu. Sanırım erkekler anneci, kızlar babacı. Evet, öyledir. Peki babanıza hediye almayı düşünmüyor musunuz? Ya şimdi düşünüyoruz da babalarımız çok seçkicidir. İşte bunu mu aldın, bunu mu böyle ettin diye anneye bir gül bile alsak yetiyor yani, çok güledir. Peki almak isteseniz babanıza ne almak isterdiniz? Ya almak istesem ne alırım? Mesela gömlek alırsın, aa böyle mi aldın der. Pantolon alırsın, aa böyle mi aldın der. Yani ekseri tercihim böyle yiyecek konusundadır. Pastadır, börektir, çörektir tarzlarından. Onlarla mutlu olur mu siz? Ya onlarla mutlu oluyor genelde. 21 Haziran. Çok güzel. Peki babanıza hediye aldınız mı? Babam rahmetli. Bu ayın 26'sında bir yıl dolduracak. Başınız sağ olsun. Çok teşekkür ederiz efendim. Allah'ım sizlere ömür versin. Peki anne ve babalar sadece bir günü özel mi sevilir?
Benim için her gün anne ve babalar günüdür. Onların sevgileri hiçbir zaman ölçülmez, biçilmez, tartılmaz. İşte bu. Ablam biliyor zaten. Hayır, bilmiyorum. Bilmiyor musun? Babalar günü, babanızın babalar günü kutladınız mı? Hayır, kutlamadık daha. Peki ben size bir ipucu vereyim. Bu hafta sonu. Pazar günü, ayın kaçı? Kaç oluyor? 10 okul. Kaçı? Şu an ayın kaçındayız? Bugün binlerden, bugün ayın kaçı? 15'i bugün. 20 Mayıs. 21 Mayıs. 20. Evet. 21 babana ne? Haziran. 21 Mayıs. 21 Haziran. Tamam, 21 Haziran. Evet. Peki babana hediye alacak mısın? Evet. Ne alacaksın? Çorap. Çorap alacaksın. Eminim babanın çok hoşuna gidecek. Peki sen ne alacaksın? Ben gömlek tarzı bir şey alırım galiba. Peki babam beğenecek mi sence? Beğenir. Değil mi? Ben alıyorum. Ben alıyorum. Beğenmez olur mu da? Aynen. Zaten babam için hediye önemli değil. Kutlamamız yetiyor kendisine. Aynen. 24 Haziran. Peki hiç babanıza hediye aldınız mı? Aldım. Şu an yanınızda mı acaba? Aldınız yok, mı şu an? Yok, şu an almadım tabii ki de. Babam Türk olundu ama almadım. Almayı düşünüyorum tabii ki. Daha çok annenize mi alıyorsunuz, babanıza mı alıyorsunuz? Vallahi babama çok alıyorum, anneme hiç almıyorum. Oo, anneniz duymasın. Biz babacıyız ama. Kızlar babaya daha düşkün olur ya, o yüzden. Peki arkadaşım da ses olsun. Tamam. Vallahi hiç de bilmeyeyim. Hiç babalar günü kutladınız babam mı? Babam yok ki. Allah'ım sizlere uzun ömürler versin. Yani çok sağ olun. Siz de sağ olun gülüm. Bu hafta olduğunu biliyorum. Peki hediye aldınız mı? Yok, almadım daha. Annenize mi daha çok hediye alıyorsunuz, babanıza mı? Vallahi ikisine de almadım daha. Hiç almadınız. Ya anneme aldım tabii ki de babama almadım. O zaman şöyle bir şey çıkarım yapabilir miyim? Buyurun. Erkek çocuklar, anneci, kız çocuklar, babacı. Yani biraz öyle oluyor tabii. Ay. 21 Haziran. Hangi güne denk geliyor? Haziran ayı ikinci haftası oluyor diye biliyorum. Ben de öyle biliyorum. Çünkü babamı sevdiğimden... olarak bilmiyorum ama Haziran ikinci haftası evet. olarak biliyorum. Peki babanıza hediye aldınız mı? Almadım ama alacağım inşallah. Ben de alacağım aynen. Annenizi alıyorsunuz ama. Annemi hiçbir zamana kadar almadım, denk gelmedi. Babama genelde yok, alıyorum hiç ama. Hiç atlamıyorum, gerçekten çok haklısın. Anne bana kızma. Aynen, kızlar aynen. babalarına düşkündür aynen, derler. Aynen öyle tabii, biz onun prensesi olduğumuz için. Ben evli olduğum için galiba artık ona doğru gitmişim büyük ihtimalle. Aynen, anne bana kızma ama babam ilk aşkım olduğu için. Bilmiyorum ki. 15, bir dakika. Ne zamandı? Herhalde 20 Haziran diye biliyorum. Doğruysa. Ne zamandı? 21 Haziran. Bir günde kaçırmışız. Peki babanıza hediye aldınız mı? Alacağım birazdan. Ne alacaksınız? Gömlek tarzı bir şeyler alırım. Beğenecek mi? Beğenir. Zevklerime güvenir babam her. Haftaya 21'i değil mi? Eşinize hediye aldılar mı acaba çocuklar? Siz aldınız mı? Babalar günü kutlayacak mısınız? Almışlardır muhakkak. Peki zor beğenen biri mi? Yok. Bir hediye düşünmeleri yeter diyorsun. Tabii. Bütün babaların kutlu olsun.